Kahve Durağı kahve molasını sunar. Bir fincan kahve, cezvesinde hatıralar, köpüğünde mutluluk ışıltıları, fincanında dostluk saklar. Biz de bugün bir dostla, yıllardır İzmir için çok çalışmış bir İzmir dostuyla beraberiz. Elbette size konuğumuzu tanıtacağız ama ben önce Yunus Karakaya'ya bir merhaba demek istiyorum. Merhaba Yunus, nasılsın? Teşekkürler Beyhan. Tabii senin de söylediğin gibi kahve dostla içilince tadı daha bambaşka oluyor. Hem dostumuz hem hemşerim Salihli kendisi. Ben öncelikle kendisine hoş geldiniz diyorum. Sayın Alaaddin Yüksel, CHP İzmir Milletvekili kendisi. Hem Salihli için çok şeyler yapıyor, hem İzmir için çok şeyler yapıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim sevgili hemşerim. Sağ olun. Hoş geldin sayın vekilim. Nasılsınız? Evet. Olacak sizlerle beraber bugün kahve tadında değil mi? Evet. Kahve tadında bir kahve molası verelim dedik sizinle beraber. Evet. Bu çayı biz her seçtik. Zaman böyle gergin, stresli toplantılara daha çok katılıyoruz. Böyle arada bir böyle soft toplantılar tabii hem bizi de böyle rahatlatan güzel şeyler oluyor. O, güzel yani bir program. Tabii hemşerilerin sohbette kıskanmasın ama gayet güzel olacağından eminim ama ben söz öncelikle bayanlar diyelim. Yani çünkü siyasete siz nasıl olsa gireceksiniz. Bunu biliyorum. Evet. Ben programı biraz daha softlaştırma kısmında görevliyim ama ilk önce meclisi sormadan da yapamayacağım. Tamam. Mecliste neler yapıyorsunuz? Meclis gündemi nedir son günlerde? Öğrenebilir miyiz sizden? Meclis gündemi çok yoğun geçiyor. Hemen her gün, yani bizim normal olarak tabii Türkiye'nin gündeminde Türkiye'nin sıkıntılarını muhalefet partisi olarak meclisin gündemine taşımaya çalışıyoruz. Daha çok da tabii biz İzmir milletvekili olarak İzmir'in sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımaya çalışıyoruz. Yani bu çok farklı konular olabiliyor. Yani işte burada mesela Buca'da bir tek elin bir arazisi var. Bu tek elin arazisinin özelleştirilmesi gündemde. O özelleştirme sırasında yapılan hem Buca'ya hem İzmir'e hem de İzmir yerel yönetimlerine yapılan büyük haksızlık var. Bu özelleştirme idaresi başkanıyla özellikle başkanlığıyla TOKİ Türkiye için hakikaten çok ciddi sorun yani. Bu iki kurum Türkiye'nin kentlerini allak bullak ediyorlar. Bu çarpık yapılaşma hani bugüne kadar yapılmış, şimdi şikayet ettiğimiz bu kordon mesela işte efendim şey gibi kale duvarları gibi falan diye şikayet ediyoruz ya. Bunun kat be kat fazlasını şimdi TOKİ ile özelleştirme idaresi başkanlığı yapıyor. Mesela Buca'da sözünü ettiğim yer, tekelin yeri, kamu hizmet alanı. Bir bakıyorsunuz özelleştirme, bir kere en büyük yanlış şurada, özelleştirme idaresi başkanlığına plan yapma yetkisi veriliyor. Evet. O mülkün sahibi sayılır özelleştirme idaresi başkanlığı. Yani mülk sahibine plan yapma yetkisi veriyorsunuz. Öyle olunca da ne yapıyor mülk sahibi? Yerini daha değerli hale getirmek için işte bir emsalse orada işte 1000 metrekare inşaat yapılacaksa 3000 yaptırıyor, 5000 yaptırıyor. Bu da ne oranın altyapısı düşünülüyor, ne parkı, otoparkı, ne bahçeleri düşünülüyor. Bunu yaparken mesela orada belediye hizmet alanı var. Belediye diyor ki mesela büyükşehir bırakın ben de hani parklarını yapayım, otoparklarını yapayım. O bölgeye hani daha sosyal tesislerin altyapılarını yapayım. Onu da belediye vermeyip bu en yüksek fiyattan yüksek yapılaşma oranıyla kamulaştırdıktan sonra aynı fiyattan belediyeye satmaya çalışıyor. Yani bunun gibi. Efendim bugün mesela var gene gazetelerde İzmir'de 12 bine yakın kanser hastası var. Evet. Ve bu 12 bine yakın kanser hastası için onkoloji hastanelerinde 49 yatağın olduğu söyleniyor. Yani üniversitenin açıklamaları bugün. Ve insanlar son günlerinde işte artık ölüm kaçınılmaz olduğunda yatak olmadığı için evlerine çıkartılıyorlar ve evlerinde
kendi başlarına kalıyorlar ve son günleri çok büyük acılar içinde geçiriyorlar. Evet. İşte bunu önlemek için mesela önerisi var onkoloji bölümün ana bilim dalı başkanının. Bu evde bakım hizmeti evet. yapan ekipler var. Evet, i̇şte evet. sağlık müdürlüğüne, valiliğe bağlı falan. Bunları mesela biz bir eğitelim en azından yani son günlerinde insanların acı çekmesi. Ya bunun gibi böyle bir sürü şeyi. Dün akşam uçağa yetişmeden önce gece saat sanıyorum 10 sularındaydı. Çünkü uçağımız 11'deydi. 10'da ucu ucuna işte uçağa yetiştik. Bir benim hemşerim şimdi söyledi biz Salihli'nin ve İzmir'in sorunları evet. diye. Evet. İçinde Salihli ağırlıklıydı çünkü üzüm üreticilerine yönelik ağırlıklı açıklamalarım evet. vardı. Yeraltı kaynak sularının yeraltı sularına işte sayaç takılması kanun teklifi gündeme geldi. İzmirli bir milletvekilimizin de kanun teklifi vardı o konuda. Sayaç takılacak, yeraltı suları ölçülecek. Belki de bir süre sonra ücretlendirilecek. Onun altyapısı aslında. Buna karşı evet. işte mesela bir konuşma yaptım. Üzüm üreticisinin içinde bulunduğu oradaki sıkıntıları anlattım. Yani geçen yıl 4.20 TL yani 4 lira 20 kuruşa satıyorduk biz Yunus sen de bilirsin. Evet. Sizin Kele'de de vardı değil mi? Daha tabii kötü hala var. Ama bizim bölgeler mesela sırf bağ şimdi. Evet. Başka şey yok. Bizim Kösali, işte o Beylikli, evet. efendim Yeşilkava, Kordon, o evet. bölge, Alaşehir'e, Sarıgöl'e kadar bağdan başka bir şey yok. Evet. Mesela bizim yani bu güzel programımız gidip çocukluğumuza da dönebiliriz oradan. Tabii oradan döneceğiz. Evet. Oradan çocukluğumuza mesela dönebiliriz. Evet. Şimdi bu yeraltı sularını böyle işte ölçelim, paralı hale getirelim. İşte çok kıt kaynaklarımız deniyor ama biz mesela oralarda biliyorsun sen biz Alaşehir Çayı'nın kenarında büyüdük. Yani Gediz'in bir kolu, Gediz'e dökülen evet. Alaşehir Çalı. Ve o çayın kenarında biz o bağlarımızı, bahçelerimizi, tarlalarımızı o akarsudan suluyorduk. Evet. Yani Gediz'den suluyorduk ve pırıl pırıl berrak bir suyu vardı. Evet. Bazen işte oradan balık tutup balığını yiyorduk. Biz orada yüzmeyi öğrendik mesela. Evet. Değil mi? Ben yüzmeyi orada öğrendim. Ben de öğrendim. Sen de öğrendin. Sen de Gediz'de. Aynı. Ben de Gediz'de öğrendim. Hatta bir defa ailemden kaçak gittim. O da oldu. Hep kaçak gidiyorduk zaten aile izin vermiyor. Bir taş geliyor. Bir baktım babam. Açmıyor ben çıkayım diye. Bir giyinip gelmişim. Abi başkasının atletini giymişim. Yerlerde atlet sürünüyor öyle kaçtım. Çok, yani. Bak çok güzel bir evet. benim de anımı evet. Canlandırdın Yunus. Benzer bir şeyi babamla biz de yaşadık. Yani. Şimdi mesela koruma altına alındı. O yılgınlar, ılgın evet. vardır. O çay kenarlarında aha. onlar olurdu. Evet, evet, evet. Ilgınlar. Biz orada işte girdik, yüzüyoruz. Pek de yüzmemizi istemiyordu hı. ailelerimiz. Hani yani bir şey gelir başımıza, bir sıkıntı yaşarız diye. Yüzmemizi istemiyorlardı. Biz de girdik, yüzüyoruz. Bizim işte karşı köyden, Yeşilova köyü vardır orada. Hı hı. Yeşilova köyünden de o köyden işte derenin öbür tarafına, Gediz'in öbür tarafına biz de bu taraftan geliyoruz. Orada beraber işte hayvanlar otluyor. Biz de yüzüyoruz yani. Evet. Ne yapacağız ki yani? Aynen dediğin gibi babam çıktı geldi. Aynı şey yani. Evet. Aynı şeyi yaşadık. Biz tabii ödümüz patladı. Korktuk, evet. morktuk falan. Eyvah şimdi sopayı yiyeceğiz. Ilgınlar o ılgın ondan söz ettim. O ılgın yani inanılmaz bir şeydir. Kamçı gibidir yani. Evet. Şey. Eyvah şimdi sopayı yiyeceğiz falan derken babam dedi ki gelin buraya tamam bir şey yapmayacağım. Gelin buraya. Şimdi dedi güreşeceksiniz. Çocukluğumuz böyle geçti. Evet. Büyükler bizi mesela böyle hakikaten Kırkpınar güreşi gibi yenip yenilinceye kadar ölümle güreştirirlerdi. Evet. Ve ben o çocukluğumda o nedenle hı hı. hani işte mesela güreşi iyi bildiğim için ben burada okudum ortaokulu. Evet. Yine böyle bir hı hı. antik bina vardı orada okudum. 11 yaşında buraya geldiğimde
okulda ne kadar şey varsa, benden iri falan insanlar varsa mesela, onları hep güreşte yenerdik. Çünkü biz orada bizi öğretirlerdi, yetirlerdi yani. Yani çaresi yok, öğreneceksin zaten. Yenip yenilinceye kadar kumun içinde böyle güreşirsin. Ne güzel. Çok güzel değil de var. Bazen bazen de acıyor. Bazen sıkıntılı uzuyor. Evet. Böyle boğazınıza kum yapışıyor falan. Berbat bir halde ama. Çin bulursan Çin'de. Yoksa gidip o kumlarla güreşiyorsun. Kumda yani. Evet. Yani oradan işte orada yüzmeyi öğrendik. Sonra işte hayvanlarımızı orada sulardık. Hı hı. Hatta kendimiz hatırlarsın Yunus, böyle kenarda mil vardır. Evet, evet. O mili böyle biraz eşeleriz. Oradan pınar deriz ona. Pınar çıkar, su gelir alttan. Yani biraz kumdan geçtiği için temizlenmiş oluyor. Evet, o. İçerdik onu. Onu da içerdik yani. Yani, bizim o bölge için Gediz her şeydi. Her şeydi. Yani bu bölge için Menderes, bu havzası için Menderes her şeydi. Ergani çayının etrafı o bölge için her şeydi. Burası da Gediz havzası bizim için her şeydi. Böylesine güzel temiz su kaynağımız vardı ve o dönem işte pamuk ekilirdi, buğday ekilirdi, işte bostan, kavun, karpuz ekilirdi, baklagiller, her türlü şey vardı, yetiştirilirdi. Ya kış kışında sebzelerimiz, lahanası, pırasası. Sizin oraları daha çok, sebzeciydiniz siz. Bizim bölgeler daha büyük tarlalarda, büyük işte bu hububat daha çok olurdu. Bunların zamanla hepsi gitti. Yani şimdi sırf bağ kaldı. Sadece bağ var bizim bölgelerde mesela. Daha işte mesela bir kere o su kaynağını köylü şu anda kaybetti. Niye kaybetti? Buralara şimdi evsel atıklar, sanayi atıkları, zehir fabrikaların zehri akıyor. Ve ne Gediz havzası, ne Menderes nehri artık ne sulamayla ilgili kullanılabilir, ne hayvan sulayabilir, ne içinde balık yaşıyor, bir canlı yaşıyor. Şimdiki çocuklar sizin yaşadığınız o eğlenceyi yaşayamıyorlar o zaman. O felaket zaman. Yani hem yararlanamıyorlar ondan. Ama çiftçi de yararlanmıyor. Ve çiftçi yararlanamıyor asıl. Şimdi düşün, biz geçenlerde Menderes'te mesela öyle bir şey yaptık, gündeme getirdik. Selçuk Belediye'miz bir panel yaptı. Ona katıldık. Menderes'te gittik, bir basın toplantısı yaptık derenin üstünde. Felaket, simsiyah akıyor, zehir akıyor, kokudan geçilmiyor. Yani bir onu acı. Bırakın onun suyunu içmeyi, bilmem hayvana içirmeyi, içinde balık yaşamayı. Yani onunla eğer bağ bahçe sularsanız zaten o... İnsana geçer zaten. Yani insan facia bir şey yani. Sulayamazsınız bağınızı bahçenizde. Şimdi bir kere köylü bu bedava şeyini kaybetti. Su kaynağını kaybetti, temiz su kaynağını. Arkasından işte bu barajlar yapıldı, barajlardan efendim sular geldi ama kanallar, manallar yapıldı, bazen cazibeli sulama. Oralarda ne yaptılar? Pompalar koydular, elektrik. Şimdi elektrik diyoruz, elektrik deyip geçmemek lazım. Evet. Bu elektrik borçlarından dolayı köylü şu anda o pompaları da kullanamıyor. Niye? Öylesine yüksek bir elektrik fiyatı var ki ülkemizde. Yani bu ev sizin evinizde de, tarlada da, fabrikada da, her yerde böyle. Bakın yani mesela işte meclise taşıdığım şeylerden bir tanesi benim odur. Elektrik fiyatının üzerinde bir sadece elektrik fiyatını görmüyorsunuz. İşte ne kadar elektrik yakmışsınız? 100 liralık elektrik yakmışsınız. Onun bedeli tamam. Ondan sonra ne var üzerinde? Mesela bir kayıp kaçak bedeli var. Kayıp kaçak, evet. Ben bir soru önergesi verdim mecliste. Gelen yanıt çok çarpıcı. Kayıp kaçak bedelinden 2011 yılıydı sanıyorum. 2011 yılında 2.7 milyar TL. Yani eski parayla 2.7 katrilyon bizlerden para tahsil edilmiş. TRT payı var. TRT izliyor musunuz? Bilmiyorum. Yani evinizde TRT alıcısı yok. İzlemiyorsunuz. Hiç önemli değil. Sorma ver vergisidir bunun adı. Ve hani tek taraflı da kullanılıyor, bir iktidarın özel kanalı gibi de kullanılıyor üstelik. Hiç istemediğiniz halde TRT'ye yılda 500 milyon, yani eski parayla 500 trilyon biz tüketiciler gene para diyoruz. İşte sayaç okuma bedeli gibi, bu kayıp kaçaklık işletim bedeli gibi 7 kalem elektriğin üzerinde şey var. Başka ücretlendirmeler var. Zaten normal elektrik harcamasından daha fazla o ücretler tutuyor. 7 kalem. Bir de bunların KDV'si var. Yani verginin de vergisi 8. kalemde KDV. Evet. Yani elektrik parasıyla beraber 9 kalem ödüyoruz. %88.3
Yani 100 liralık elektrik kullandıysanız 88.3 liralık da bu tür sorma ver vergisi evet. ödüyorsunuz. Şimdi köylü de bunu ödüyor. Siz evinizde de ödüyorsunuz. Fabrikada da ödülüyor. Bu elektrik parası yüzünden Türkiye'de inanılmaz sıkıntılar yaşandı. Evet. Evlerde mesela hanelerde cinayetler bile işlendi. Babalar çocuklarını dövdü. Niye yakıyorsun elektriği diye. Yani elektrik parasını ödemek asgari ücretle geçinen bir insan için o evet. 50 lira 100 lira çok büyük rakamlar. Büyük evet. rakam. Yani bütçenin önemli bir kısmı gidiyor diye evde cinnet geçiriyor insan. Evet. Eşler birbiriyle kavga ettiler. Cinayet işlendi. Cinayet haberleri siz gazetecisi daha çok oldu. Şey yapacaksınız. Örnek var onlarda. Geçen hafta mecliste birisi vatandaşın birisi ödeyememiş. Silah başına dayamış, canına kıymaya kalktı. Elektrik parasını ödeyemedim diye. Mecliste oluyor bu Türkiye evet. Millet Meclisi'nde. Adana'da öyle bir gene gazetelerde görmüştüm. Elektrik faturasını almış, çırp çıplak soyulmuş adam koşturuyor. Yani işte. Hani kafayı yemiş. Yani evet. vatandaş o durumda. Yani hanelerde böyle. Fabrikalara geliyorsunuz, sanayiniz küresel rekabet içinde rekabet edemiyor. Doğru. Çünkü en büyük şey pay orada. Tarlaya geliyorsunuz, çiftçinin en büyük gideri şu anda Yunus. Sen şimdi çocukluğunda işte yaptın, sebze yetiştirdin, biz yaptık. Biz enerji gideri diye bir şey biliyor muyduk abi? Var mıydı böyle bir şey? Hayatta. Yok böyle bir yok. Şey. Şimdi en büyük gideri çiftçinin enerji gideri. Elektrik gideri. Ve ödeyemediği için elektriklerini çiftçilerin işte şimdi mesela sulama pompaları kapalı. 2010'da işte sık sık bu hükümetin işte ekonomi güllük gülistanlık bilmem ne falan deniyor ama bu hükümet 10 sene içinde 8 kere bu şey var uzlaşma biliyorsunuz. Hı hı, 8 kere evet, af uzlaşma evet. yapmış. Yani ekonomi iyi gidiyorsa neden yapıyorsunuz? Evet. Böyle bir şeye ihtiyaç var mı? İnsanlar vergilerini ödeyemiyorlar. Hı hı. Mecburen hadi taksitlendirelim diyorsunuz. Uzlaşma adı altında onu almaya çalışıyorsunuz. Aynı şey çiftçilerle evet. 2010'da bir TEDAŞ arasında bir anlaşma yapılmış. 4 taksitte ödeyin borcunuz diye. Çok büyük borçlar birikti. Ödeyemiyorlar. O 4 taksitte 2 taksitini ödediler. Şimdi 2 taksiti var. Geriye bu sene 2013'te ve 2014'te ödeyecekler. Şimdi onu nasıl ödeyeceğiz diye düşünürken çiftçiler bir de şimdi yeraltı sularına saat takacaksınız. Sonra da işte belki de ücretlendirilecek. Evet. O saatin bedeli şu anda 3000 lira falan. Mesela bizim köyümüzde Kösahalli'de 13 tane kuyu var. 13 kuyuya 3'er bin lira dediğiniz zaman 39 bin lira. 39 milyar lira. Ya bu özel kuyular değil. Benim de mesela bağımda var. O ayrı. Bu kooperatifin sulama birliği kooperatifleri var. O kooperatifin 13 kuyusuna sadece 39 milyar para o daha fazla olacak biliyorsunuz değil mi? Bu köyler biliyorsun mahalle statüsüne de kavuşunca su parası ayrı. Su parasından söz etmiyorum. Hayır onlar da bu sayaç takacak dediniz ya. Hı. Ortak kullanılan bu su şeyleri falan ekstradan gelecek. Bir ara isterseniz bu şeye ara verelim biz de. Evet. Bu konulara. Bir kahvenin tadına bakalım. Evet. İstediğiniz evet, gibi olur. Çünkü evet. sizin kahve konusunda bazı hassas konularınız var. Onu da izleyicilerimize paylaşalım. Kahveyi yani Türk kahvesi, Türk kahvesini severim evet. zaten. Unutulmaya yüz tutmuş. Evet. Yeni bizim bize has kahve markalarıyla bu yeniden Türk kahvesi evet. Trend oldu. Yani evet. yeniden insanlar Türk kahvesinin lezzetini keşfetmeye evet. başladılar. Bizim ailemizde de kahve önemli bir yeri vardır her zaman. Yani Türk toplumunda zaten önemli yeri evet. var. İşte bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. İşte kahve tadında sohbet gibi evet. falan. Bizim 3 kuşaktır hatta 4. kuşak. Dedemden babama, bana ve benim çocuklarıma da şimdi aynı şey geçmiştir. Biz mesela kaynak kahve içeriz. Aziz Başkan bununla bazen çok dalga geçer. enteresan bir evet. hikayesi de var, onu da anlatayım. Lütfen. Kaynak kahve nedir? İşte şeyde cezveyi, siz bilirsiniz Beyhan Hanım, cezveyi ocakta biraz fazla tutarsınız. Önce tuttuğunuzda bir köpük oluşur. Evet. O köpük eğer hemen indirir cezveye koyarsanız köpüklü olur kahveniz. Hı hı. Ama onu biraz daha kaynatırsanız o köpük kesilir, yok olur. Evet. Kahve köpüksüz olur. Hı. Biz tel ve ağzınıza gelmez yani o zaman. Hı. Ben mesela kimisi telveyi sever. Evet. Biz sevmiyorduk yani. O nedenle biz kaynak kahveyi böyle tercih ederiz. Hı. Dedem de öyle içmiş, babam evet. da bize de öyle. Yani belki aileden gelen bir şey. Hatta babamın
kahveye gittiğinde benim arkadaşımdı. İşte gene çocukluk dönemimizde, gençlik dönemimizde kahveci. Ya bu babandan dedi, yani ne yapayım? Ben dedi köpüksüz, şimdi kahveci dediğin köpüklü kahve yapar. Evet. Ya ben köpüksüz istiyordum. Ha köpüğünü alıyorum o diyor. Şimdi bu Aziz Başkan, bununla çok böyle şakalaşırız bu konuda. İşte bu kaynak mı içecek? İşte başkana bir kaynak kahve getirin falan der benim için. Evet. Bir gün bu dinlenmeye Salihli'ye gitmiş. Salihli Kurşunlu banyoları var. Bilir. Çok güzel bir yerdir. Salihli Kurşunlu banyolarında iki gün. Benim de haberim yok. Yani hatta İzmir'de o zamanlar işte Salihli'ye gitti, benle beraber gitti falan. Çok öyle şeyler çıkıyor ya ortada. Evet. Bu gitmiş, eşini almış. İki gün orada, hatta iki gün yatmış. Şunun sonunda kalkmış, şeye inmiş, çok yoruluyor hakikaten evet. Bazen, tabii. Öyle bir şeye ihtiyacı oluyor. Kahveye inmiş, o ofisleri var ya onların, evet. Getirin bakalım tavlayı demiş. Bir de işte bana işte orta kahve yapın, kaynak mı abi demişler. Yani bizim sahilde de demek ki biraz daha yaygın bu yani. Evet, ona evet. Hep anlatır, öyle güleriz. Evet, yani çok güzel. Kahve de güzel yani, yapılmış. Türk kültüründe kahvenin hakikaten de ayrı bir yeri var. Bu arada geçen de işte sanal alemde gördüm ben. İşte kahveli su aynı anda geliyor. Evet. Normalde bu şu demekmiş. Eğer misafir suyu içerse açım. Öyle mi? Tabii. Hemen evet, yemekler bilmiyorum. Hazırlanırmış. Eğer önce kahveyi içerse tamam tokum derlermiş bir şeye. O anlamdaymış. Evet. Oo, evet, ben ilginç. De onu hani kahveden önce bir yudum su alınıp hani ağızdaki tat. İşte ben bunu da yeni öğrendim. Bunu da yeni öğrendim. Hakikaten de mantıklı bu. Çünkü aç insan kahveyi fazla içmez zaten. Sen su içiyorsun. Ne yapıyorsun Yunus mesela, kahveyle su geldiğinde genellikle suyu önce içiyorsun. Açım diye. Zaten bakalım. Dikkat etmedik yani. Şimdi demek programdan sonra yemeğe gideceğiz. Evet. Gideriz. Çünkü sayın vekilimiz önce bir yudum su içti. Yemek şart oldu. Tamam o zaman. Beğenelim, dikkat edelim. Etmiş, peki evet. Şimdi orada mesela o işte dün akşam meclise evet. Son işte çıkmadan önce onu konuştuk. Bazen mecliste sabahlara kadar sürüyor bu şeyler. Yani çünkü bazen bir talimat geliyor başbakandan, bu kanun bugün çıkacak diye. Eyvah. O gün evelallah, yani meclisin çoğunun zaten yaşı da ileri, tansiyonu var bilmem ne, hiç önemli değil. Sabaha kadar herkes maalesef orada. Biz de dün gece en son işte bir konuşma yaptık. Bununla ilgiliydi. Evet. Üzüm işte düşmüş yarı fiyatına. Bu arada bazı Manisa milletvekillerimiz geçen hafta burada bir kampanya yaptılar. Evet, Muzaffer Bey. Ekmeğe üzüm katın diye. Ondan da söz ettim. Dedim ki yani şu anda işte Manisa Ziraat Odası ve Alaşehir Ziraat Odası'nın verilerine göre üzüm 4 liraya mal oluyor. Evet. 2 lira 60 kuruşa satıyor adam. Bandırmalık kuru üzümü 9 numara. Bu işin altından nasıl kalacak? Borçlarını bile ödeyememiş. Yeni mahsul için masraf edecek. Şu anda bütün bankalar dolu. İşte ipotek tarlalar ipotekli, bağlar ipotekli. Maalesef. Birbirlerine de kefil oluyorlar. Seneye elde edecekleri üzümün parasını bugünden yiyorlar yani. Bugünden harcıyor insanlar üretim yapabilmek için. Yani bu işte üzümü daha çok iş tüketimde kullanmak iyi niyetli bir şey olabilir. Çözüm olabilir. Ama ekmeğe üzüm katalım, işte bunu çare bulalım. Bu bugüne çare değil. Bir de hakikaten insanın aklına şey geliyor. Hani tarihte bu kraliçe Marie Antoinette demiş ya. Ya ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diye. Bu biraz onun gibi bir şey diye. Yani çok istiyorsanız Tariş mesela. Şimdi bir şey var. Tariş Üzüm Birliği diyor ki. Ya Suriyeli mülteciler var o kadar. Alın 10 bin ton. Biz maliyetine verelim kuru üzüm. Yani biraz hem kuru üzüm piyasası da hareketlensin. O kampanya yapılırken bizim köyde işte Yeşilova'da şeyde Yeşilkavak'ta Kordon'da Kösali'de üzüm bir bu bandırmalı kuru üzüm 2.60 TL ama bir de natürel var biliyorsun. Evet. Bandırmadan kurutulan. Evet. Daha küçük tane olur kuru üzüm. Bizim bölge insanı olduğumuz için biz biliyoruz. Onu o mesela biraz daha kıymetliydi. 3.75'e 3.80'e satılıyordu. Evet. Bu kampanyadan sonra 3 gün sonra O bizim köyden bir işte akrabam benim hatta satmaya gidiyor üzümünü. Diyorlar ki o da düştü. Alamıyoruz. Niye? Kaç para?
İşte 2.80'e verirsen onu da alalım. 3.80'e satılan. O kampanyadan 3 gün sonra. Onu dedim herhalde vekilim sen bu kampanyayı yaptın. Akşam mecliste de söyledim yani oraya. Evet. Sen bu kampanyayı yaptın. Üreticinin elinde nasılsa çok üzüm var. Ey tüccar vurun beline der gibi. Ha, ters tepki. Hemen o da düşmüş. Yani Allah. Onun fiyatı. Orada düşmüş. Benim desteklediğim aslında bir şey var. Hoşuma da gitti. O gün ben toplantısına gittim. Poşetler içerisinde dağıtıldı. Şu kadar şu kadar 20 ve 22 tane üzüm koymuşlar. Öğrencilere dağıtılması projesi. Okullarda aslında o çok güzel. Güzel. Evet, ben, evet, benim hoşuma gitti. Yani çocuklarıma da aldım hemen. Yani koyuyorum şimdi. Avuçla götünce yemiyor. Bir tane pakette. Bir de can canlı olunca hoşuna gidiyor. Evet. Yiyorlar. İlk bölümün sonuna geldik. Öyle mi? Ha. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Kahve durağının sunduğu kahve molası devam edecek.